Yaş alıyorum tabii ki. Yapmayın. Yaşlanmak kelimesini bilmiyorum nasıl bir şey ama yaş alıyoruz tabii ki. Gayet de memnunum ve farkındayım. Yaş aldığımın farkındayım. Her şey gibi ben de eskiyorum. Ya eskimeyen kim var acaba? Çok merak ediyorum. Kendinizi nasıl tanımlarsınız? Aşk kadını mısınız? Ya şöyle söyleyeyim, tabii ki aşk olmadan olmaz tabii ki de aşktan anladığımız hep nedense kadın erkek ilişkisi gibi anlaşılıyor. Öyle bir şey değil. Ben seviyorum yani şu an bu çevrede gördüğüm her şeyi seviyorum. Yani sevgiyle bakıyorum. Çok enteresan geliyor belki ama yani öyle. Nefret duygusunu annemle babam koymamışlar galiba içime. O çipten bende yok. Nefret duygusundan bana koymamışlar. Hiç kimseden nefret etmediniz mi bugüne kadar? Nefret duygusu yoktu. Kızabilirim, sinirlenebilirim. Yani ama nefret değil o. Yani çünkü nefret bayağı içeride yeşeren bir şey bildiğim kadarıyla. Kendinizi aşka kapadınız mı yoksa? Öyle bir kapayıp kapama ya da açma gibi bir cümle ne bileyim ben var mıdır? Aşka kapadım, aşka açtım. Bizim elimizde olan bir şey değil ki. Gökhan Özen, bilmiyorum sen tanıyor musunuz? Tabii şarkıcı. Tabii 7 yıl boyunca 2 kere cinsel oruç tuttuğunu söyledi. Bana yani, böyle bir soru soruyorsun. Yani aşka tercihler. Herkesin bir tercihi var. O da onun tercihi. İnsanlar tercihini yaşar. Sizin kalbinize giden yol nereden geçer? Kalbime giden yol. Dürüstlükten geçer, anlayıştan geçer. Ne bileyim insan, gerçek insan olması lazım karşımdaki. Var mı şu anda öyle biri? Yok şu anda yok. Çok fazla da zorlamayın. Olsa beraber gelirdim buraya büyük ihtimalle. Gözünüzü gere gere şöyle. Herkesin bir yaşam anlayışı var. Bacım sizin hep gülen yüzünüzü görüyoruz. Sizi evet. Ne ağlatır? Çok şey var ağlatan. Olur mu? Yani şimdi böyle acımasızca kararlar alıyorlar, savaşlar çıkıyor. Bir sürü masum çocuklar ölüyor. Yani nasıl ağlıyorum tabii ki. Yani bir sürü şey ağlatıyor. Doğayla ilgili katliamlar ağlatıyor. Bir ağacın kesilmesi bile beni ağlatıyor. Çünkü onun canlı olduğunun farkındayım. Ve bir damar olduğumuzun farkındayım. O ağaçtaki damar da benden geçiyor. O damarın nasıl kesildiğini aklım almıyor mesela. Yani diyorum ki hiç mi, bu kadar mı bağ kuramıyor canlıyla? Bir tüm bir varlık olduğumuzla ilgili gerçekten nasıl kurulmuyor bilmiyorum ama biz bütünüz. Yani geldik ve hep beraber yaşıyoruz. Burada tek insan yok ki. Hiç bir erkek için gözyaşı döktünüz mü? Dökmüşümdür tabii canım. Dökülmez mi? Ayrılıklar oluyor. Şimdi nasıl insan sevinç gözyaşı döküyorsa ayrılırken de gözyaşı dökülür. Tabii ki gayet doğal bir dökmezsek tuhaf olur. Ama onlar işte dediğim gibi geçici. Yani geçiyor gidiyor yani. Yani öyle kendimi parçalayacak bir şey yapmadım şimdiye kadar. Bir kadının en zor yüzleşeceği şey ihanetmiş. Hiç ihanete uğradınız mı? Tabii ki. Peki, uğramayan... Nadir insan vardır herhalde bilmiyorum. Affedilmez değil mi yani? Yok, affedilip affedilmemesi değil oradaki hikaye. Yine tercih giriyor. İstersen devam ettirirsin, istersen etmezsin. Bu kadar basit. Siz affettiniz mi? Koşullarım ne gerektiriyorsa onu yaparım o anda. Şu an bilmiyorum. Mi? Yani olmuştur. Şimdi anılarımı tazelememişim. Ne alakası var? Şimdi, geçmiş gitmiş yıllar yıllar. Vallahi, neler neler. Mesela, evlilikler geçmiş, ilişkiler geçmiş. Yani ama şu anda ben o kişi değilim. Benim başka bir versiyonuma soru sor o zaman. Bu versiyon başka bir versiyon. Bu Hatice'nin versiyonundaki cevapları istemiyorsun sen. Oradakinin versiyonunu istiyorsun. Karşımızda böyle güzel bir kitap görünce biz de okuyalım dedik, kusura bakma. Ya ne tatlısın, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Harikasınız.